değişimi sevmedim. Değişimi? Rahat konuşamıyoruz çünkü. Avukatlık özgürlük besliyor. Ama rahat rahat konuş, sürpriz yapmadı, ne yaparsan yap. Yani en azından sizi eleştiremiyoruz yani. Nasıl yani? Benim niye sapan yüzünden değil arkadaşlar, hakkımızda bir şey söylemeye bir alışırsın. Sapan sapan. Kayıt diye bir şey yapacak. Onun için... Döküm mü yapacak? Eğitim eğitimi olmayan bu paraların dışında talep olursa, bakın biz bir böyle bir eğitim yapıyoruz. Bunları da işliyoruz. Buradaki bir örnek teşkil etsin diye. Ya da arkadaşlar bir hatıra alma olarak isterlerse dağıtırız diye. Tamam. Asla altında yani bizi kontrol altına almak gibi barlar gibi böyle bir düşüncesi. Böyle bir şey yok, var mıyız ya? Ya beraber yapmadık bu yollardan beraber geçmedik. Avukatlık mesleği, özgürlük mesleği, özgür. Efendim? Kapalı. Geleceğiz size. O zaman başlıyoruz, sayı beklemiyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kaçta bitiriyoruz? 11.30. Kaç? Bir ara veriyoruz. Bir ara vereceğim. Telefon. Evet arkadaşlar, yani dünden beri böyle biraz şey gördüm. Dün daha böyle canlı kanlı meraklı görmüştüm. Bugün böyle biraz bir kirli. Yani acaba iyi etmedik mi? Bir tane canım konuşacağım. Var mı öyle bir şey? Yani iyi geldik gibi falan filan. Sabah mı? Hava kasvetli değil mi? Ama bir de bizim gibi ben sabah 5'te çıkıyorum evden, 5.30'da büro açıyorum. Bir de o saatlerde düşündüm kasveti daha gittim. Evet, arkadaşlar sevgili Sitar Hanım da söylediği gibi bir haftalık program, sıkıştırılmış bir program. Tabii ki bu sıkışıklık çalışmamızı da yansıyor. Örneğin bugün sizinle yapacağımız çalışma benim bugün öğleden sonra Ankara Baro stajyerleriyle yapacağım çalışma. Ben Ankara Barosu staj eğitiminde de görevim devam ediyor. Zeynep Hanım'ın yaşı kadar tarihten geliyor. Ha biliyor muydunuz benim stajyerlerimdir bunların hepsi? Öğreniyorum. Boynuz kulağa geçermiş ama on parmağında on marifet. Öyle. Şuraya gelince biz bu çalışmayı örneğin Ankara Barosu staj eğitiminde 2 haftada yani 2-4 saatte yapıyoruz. 4 saatlik çalışmayı 1.5 saate. Konumuz ceza yargılamasında kanun yolları. Bir iki arkadaşla sohbet ettim. Sevindim. Bürolarda ceza dosyası var. Baş hızlı bir şekilde geçelim. Bir büroda çalışıyoruz. Ceza dosyası var mı? Var. Hangi barosu? Barosu. Siz çalışıyor musunuz? Ne tür dosya? Ceza var mı? İcra var. Sizin? Sizin? Aynı. Konuştuk. Çalışmıyorum. Duymuyorum. Çalışmıyorum yani. Çalışmıyorsun. Niye? Avukat olmayacağım. Yani adliye değil daha gidip... Gibi. Hanımefendi? Aynen çalışıyorum evet ceza dosyası var. Evet. Bu kadar ceza çalışan stajyer arkadaşımla ne mutlu. Siz de beni kontrol edeceksiniz. Karşılıklı beraber bir çalışma yapacağız. Bu çalışma içerisinde karşılıklı lütfen katılımcı olalım. Düşüncelerimizi rahat ifade ederim. Tırnak içerisinde söylüyorum ama Ankara Barosu'ndaki tecrübemle söylüyorum. Stajyer avukatlarda genelde bir sessizlik oluyor. Onu şuna yoruyorum. Okuldaki gibi konuşursam doğru mu cevap vereceğim, yanlış mı cevap vereceğim. Altını kocaman kalın kalın çizerek ifade ediyorum. Bunu unutmayın. Avukatların görüşünün doğrusu yanlışı olmaz. Hiç staj yaptığınız herhangi bir mahkemede avukat mütalaa verirken, savunma yaparken, görüşünü açıklarken kürsüden doğru söylüyorsun, yanlış söylüyorsun diye bir tepki aldınız mı? Yok. Avukatların görüşü kendisini bağlayan özgün bir mütalaadır. Asla ve katiyen avukatın görüşü doğru yanlış kategorisinde değerlendirilemez. O avukatı bağlar, onu bağlayan özgün bir mütalaa. Öyle ki çok sanıklı duruşmalar vardır biliyorsunuz. Özellikle moda artık Türkiye'de örgüt, her şeyi örgüt ettiriyor. İhalede sıkıntı var, örgüt vesaire.
Böyle davalarda 40 tane sanık var, 60 tane sanık var, 60 tane avukat olabilir. Menfaat çatışması gereği aynı olayı herkes kendi penceresinden farklı yorumlayıp farklı bir hukuki zemine oturtmaya çalışabilir. Olay bir tane ama 40 farklı yorum var. Ne diyeceğiz? Orada her bir avukatın görüşü kendisini bağlayan özgün bir mütalaa. Ama o özgün mütalaalardan bir tanesi diğerlerine göre üstün olabilir hükümde. Eğer onlardan bir tanesi hüküm makamını ikna etmiş, hüküm makamını kabul ettiği görüş ise o diğerlerine göre o somut olay için üstün bir görüş olabilir. Özellikle kaçınarak bakın doğru demiyorum, doğru yanlış olmaz. O olay için üstünlüğü hüküm makamına kabul ettirilmiş görüş. Niye doğru diyemeyiz? Doğru dememiz için diyebilsek kanun yolları olmazdı. Çünkü hüküm makamının vereceği hüküm de nihai karar değil. Kanun yolları var. Dedikten sonra kanun yolları niye var? Klasik öğretiden biraz kaçınalım. Kanun yolları neye var? Şunun için var. Biliyorsunuz modern ceza yargılamasında amaç toplumun hukuka güvenini yüksek tutmak. Son durak. Herkesin sığınabileceği son nokta hukuk. Hukukun üstünlüğüne ulaşmak. İşte bundan dolayı kanun koyucu ilk derece mahkemesinin verdiği hüküm neticesinde taraflardan biri kendisi için adaletin gerçekleşmediğini düşünüyor ise objektif ya da subjektif olarak ona bir başka mercide bir kez daha hak arama fırsatı vermiş. Bunun adına kanun yolları diyoruz. Yasa koyucu bu hak arama dolayısıyla hukuka güveni o kadar çok önemsemiş ki ikinci aşamanın sonunda da hala taraflardan birisi kendisi için adaletin tecelli etmediğini düşünüyor ise ve şartları da varsa ona ikinci kez bir hak arama fırsatı vermiş. Bundan dolayıdır ki biz öğretide bildiğiniz gibi kanun yollarını ne yapıyoruz? Olağan ve olağanüstü kanun yolları diye ikiye ayırıyoruz. Biraz hızlı geçeceğim, söyledim. Çünkü süremiz dar. Lütfen katılın, hata ettiğim yerde hemen müdahale edin. Baktığımızda itiraf, istinaf ve temize olan kanun yolu yargılamanın yenilenmesi ve yazılı emir ve başsavcının itirazına ise olağanüstü kanun yolu diyoruz. CMK'daki sisteme göre. Duymuşsunuzdur, olağan kanun yolları olan itiraz, istinaf, temizi de kendi içerisinde alt iki gruba ayırıyoruz. Hukuki derece kanun yolu, ikinci derece kanun yolu diye. Bunlardan temiz, hukuki derece kanun yoludur. İtiraz ve istinaf ikinci derece kanun yoludur. Bu ayrımın nedenine şu işleniş şekline göre, sistemin işleyiş şekline göre bir ayrımdır. Yani itiraz ve istinafta ilk derece mahkemesi hükmü her yönüyle denetlenir. Adeta ikinci kez yargılama yapılıyor gibi her yönüyle denetlenir. Oysa temyiz sınırlı bir denetim imkanı veren müessesedir. Sadece hukuka uygunluk yönünden denetlenir. Olguların denetimi yapılamaz. O somut olaya ilişkin. Çok hızlı bir şekilde bu şekilde anlatımı biz sevmiyoruz staj eğitimde. Katılımcı anlatımı tercih ediyoruz. O nedenle de hızlı bir şekilde kanun yollarına ilişkin önemsediğim en genel özelliklerden bahsedeceğim. Sizlerle beraber gerçekte yaşanmış iki dosya, kanun yollarını tamamlamış iki ya da üç dosya üzerinde birlikte kanun yolları müessesizlerle tartışalım istiyorum. En genel bütün kanun yollarını kapsayacak şekilde kimden kanun yoluna müracaat eder diye bir soru sorar isek tahtada görüyorsunuz ben bunu o yargılamayla ilgili ilgisi olan herkes dersem yanlış der misiniz? Yanlış olmaz. Değil mi efendim? Ceza yargılamasında kanun yoluna başvuruda hata nasıl bir netice doğurur? Yani yanılgı hakkı ortadan kaldırır mı? Hayır. Kişinin hukukunun korunması esastır. Yanılgıya düşenin hatasından dolayı hata görmemesi hedeflenir ve hak kaybı da
sebebiyet verilmez. Örneğin yanlış merciye müracaat, doğru merciye yönlendirilerek hak kaybı önlenir. Ceza yargılamasında süreler. Ceza çalışan avukatlar olarak konuda şanslıyız. Niye? Hafızam beni yanıltmıyor ise özel hukukta 3 günden 2 yıla kadar süreler var. Doğru mu? Hemen aklıma gelen, icraat aklıma geliyor. 6 aylık 1 yıllık süreler. İtiraz miktarı, itirazın kaldırılması gibi. Efendim ödememli itiraz. İşte iş hukukunda farklı. Şunda, şunda, şunda farklı. Yani 1 yıl süre var. Cezada şanslıyız. Tırnak içerisinde bir avukat için en korkunç iki şey vardır. Hiç yaşama istemediği. Birisi süre kaybı, ikincisi duruşmaya katılamama. Belki ikisini de hiçbir avukat yaşamak istemez ama bazen duruşmaya katılamamanın telafisi olabilir. Her zaman değil. Ama süre kaybının telafisi çok zordur. Meslek yaşamımızda buna çok dikkat etmemiz lazım. Cezada bundan dolayı şanslıyız. Sevgili çocuk fıkra anlatacağım. Bunları çıkarttayım arada. Tabii. Anlatabilir miyim? Zeynep abi. Yoksa sen denetçi misin? Doğru söyle. Bak fırsatını iptal ederim. Eğer beni denetlemek için burada oturuyorsa. Sen... dinlemek için. Duymuyorum. Futbol dinlemek için. Oturuyorum. Diyorsun. Teşekkür ederim. Sen ben dinlemekten hiç bıkmayacaksın galiba. Sürelerin konu gelmişken bizim baromuzda hala aktif olarak çalışan bir üstadımız var. Aydın Gürel diye bir avukat. Benim de çok saygı duyduğum, tanıdığım günden beri meslek yaşamının icrasında çok saygı duyduğum bir üstadımız. Bu 10-15 yıl önce bir kitapçık, kitap demeyi, kitapçık yazdı. İsmi İzler ve İzlenimler diye oradan aktarıyorum bunu. Çok hoşuma gitmişti. Yaşanmış bir olaymış. Orada okudum. Karadenizli bir üstadımız, kıdemli bir meslektaşımız, saygıdeğer bir meslektaşımız bir gün ofisinde otururken beraber çalıştığı genç hukukçulara hukukta süreler kaç gündür diye genel bir soru sormuş. Orada bulunanlar işte 8 o herkes kendi bildiği süreyi söylemiş. Üstad itiraz etmiş. Gür ve yüksek hakim sesle hayır demiş. Herkes şaşırmış. Niye? Karadeniz şivesiyle hukukta süreler uç gündür demiş. Başka süre yok hukukta. Sadece uç gündür. Tabii bunun hikmetini merak etmiş yanındakiler. Tamam sen üstadsın öyle diyorsan öyledir. Ama niye üç gün? Cevap şu. Üç günden daha kısa süre var mı hukukta? Siz bütün süreleri 3 gün kabul edip de ona göre mesleğinizi icra ederseniz, yani temyiz edeceksiniz 3 gün içerisinde, efendim karar mı vermeyeceksiniz 3 gün içerisinde, itiraz edersiniz, asla meslek kazasına uğramazsınız. Bunun için demiş, sizler için bugünden itibaren kaldırdım bu süreleri 3 gün. Ben buna çok ders aldım. Ha uyabildim mi? Değil ama uyumaya çalıştım. Bunu okumadan önce ben ofisimde, o zaman çok kalabalık çalışıyordum. İşte 8 günde itiraz edecek, yazılacaklar, 15 günde dolapları buna göre ayırıyordum. Düşündüm ki ne alaka hepsini al, 3 günde yapmaya çalış. Yani oluyor mu? Olmuyor. Fakat ciddi yarar oluyor. Bu üstadın görüşünü sizlere uygulanması dileğiyle aktarıyorum. Bir de saniye hakkı olarak benim bir ricam var. Ben staj eğitiminde öyle diyorum. Bu ceza ile ilgili. Hukuk usulünde 409. madde var. Müracaata bırakma. Beni hatırlayın, meslek yaşamınızda bu maddeyi yok kabul edin. Asla ve katiyen bunun avukata bir fırsat olduğunu düşünmeyin. Karşıya meslektaşınız duruşmaya gelmedi, gelemedi, yetişemedi. Ha hemen müracaata, ben takip etmiyorum, müracaata bırakayım. Bu doğru değil, etik değil, deontolojik değil. Bundan kaçın. Avukata çok bir şeyle kazandırmaz. Aksine karşı yandaki insanı empati yaparak, olağanüstü nedenle gecikmiş olabileceğini düşünerek onun müvekkiline karşı mahcup olmamasını sağlarsanız önünüze mutlaka olumlu anlamda uzun vadede yoğun su elektrik olarak çok değerli olarak döner. Her şeyden önce mesleğe icra ilişkiniz örnek olur. Dedikten sonra devam edelim. Ceza yargılamasında yapılan başvurudan vazgeçmek ya da bu başvuruyu geri almak mümkün müdür?
Evet değerli meslektaşlarım, her ikisi de mümkün bildiğiniz gibi. Yalnız bir özel durum var. Cumhuriyet Savcısı sanık lehine kanun yoluna müracaatını geri almak isterse sanığın açık muvaffakatını almasını gerekir. Müdafi ya da vekilin de bu konuda vekaletnamesinde özel yetki olması gerekir. Ceza yargılamasında kanun yoluna müracaatın sonuçları nedir? Hükmün infazını engeller. Engeller mi? Hemen soruyorum, hepiniz ceza duruşması izlediniz, stajınız gereği. Şöyle bir tabloyla mutlaka karşılaştınız. Duruşma hüküm aşaması, sanık bağlı getirildi cezaevinde, kelepçeleri çözüldü, yerine alındı, uzakta geçti, yargılama yeri yapıldı, hüküm verildi, şu kadar ceza tayin edildi. Duruşma bitti. Tam o sırada sanık müdafi çantasında hazırdı, temizlikçisini verdi kürsüye. Yani kanun yoluna müracaatı o celsin orada yaptı. Bu kural doğruysa sanığın orada hemen bırakılması gerekmez mi? Ama mahkeme bırakmadı, gene kelepçeli olarak cezaevine gönderdi. Kural mı yanlış, uygulama mı yanlış ya da bir işin içerisinde bilemediğiniz bir şey mi var? Kanun yolunda müracaatı infazı engelliyorsa orada bırakılması. Önce isim, ben hafızam çok sayı, bağıra bağıra şeyden benim sağlığım. Bağrım Ayrıç Tarhan Kars konusu. Evet. Hocam kanun yolunda başvurduğumuzda bu sadece o hükmün şekil olarak kesinleşmesini engeller, hükmün infazını engellemez. Yani o yüzden yani verilen hüküm infaz edilebilir. O zaman orada infaz engeller sözünü yanlış yazdık, kaldırmamız gerekecek. Böyle düşünüyorsunuz Faruk Bey. Peki, farklı düşünen var mı? Evet, sevimli çocuk, yardımcı ol. Ne kadar sevimli çocuk, şuna bak ya. İnsan baktıkça kolay düzeliyor sabah. Hep böyle misin sen? Hep güler misin? Ne güzel. Evet. Hocam, ben Cumhur, evet. Hakkari Korosu'ndan geliyorum. Ben burada infazdan aslında mahkemenin verdiği hükmün kesinleşmesini anlıyorum. Evet. Dolayısıyla infazını engellemez. Örneğin bir tutuklulukta tutukluğa itiraz ettiğimiz zaman serbest bırakılmıyor. Karar verildikten sonra infaz engeller yazmışız. Ben de şimdi ona bir yanlış mı yazdım diyorum. Yani o şekilde ben... İnfaz engellerse dediğim tablo, verdiğim örnekte serbest bırakılması lazım. Ben bu şekilde anlıyorum. Hani kesinleşme bazında, mahkeme hükmünün kesinleşmesi bazında anlıyorum bunu. Evet. Peki başka? Kadar bende. Alacağım olsun senden. Naim Güçler, Bingöl Barosu'ndan. Hocam infazı engeller, şu şekilde engeller. Hani o herkesin son zamanlarda konuşulan 102. maddeyle ilgili o sürelerin hani tutukluk kalması gereken süreyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü yardımı hala devam etmiş oluyor, temizli de olsa. Hani yardımı sona ermediği için. Hani tutukluk halinin tekrardan görüşülüp ve değerlendirilmesini evet. düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Burada ortaya konulması istediğim görüş şuydu. Değerli meslektaşlarım, ceza yargılamasında kesin hüküm haline gelinceye kadar sanık tutuklu ise biliyorsunuz bu infaz değildir. Tutukluk hal bir önlemdir. Ve modern bir davranışın amaçladığı çok tali olarak başvurulması gereken bir önlemdir. İnfaz değildir. Özel bir önlem, koruma tedbiridir. Dolayısıyla infazı engeller sözümüz de yanlış değil. Verdiğimiz örnekte orada cezaevine göndermeye karar verdiyse ve o da yanlış değil. Oradaki infaz değil. Çünkü o bir önlemin devamı. Biz infazı engeller diyoruz. Önlemleri, koruma tedbirlerini engeller demiyoruz. Biliyorsunuz gene kanunumuzda sanık lehine olarak kesin hüküm haline geldikten sonra karar önlem olarak tutuklukta geçen süreler infazda tenzil edilir, düşülür. Yani tekrar ediyorum, kesin hüküm haline gelinceye kadar ki tutukluk hali hükmün infazı olmadığından o ayrı bir şey. Bu infazı engeller. Önlemleri engeller demiyoruz. Hoş. Şimdi,
Yasin Ünlü Niğde Barosu'nda. Hocam hükmü engelliyor ama bir de avukat için şu çok kötü, hükümle birlikte tutuklanmasını. Böyle kararlar da var. Engellemesine rağmen dediğiniz gibi aksine... O da önler biliyorsunuz. Kesin, çünkü hükümün verilmesi kesin hüküm değil. Hükümle beraber tutuklamaya evet. Yani iki yıl boyunca tutuksuz yapabilir. Ama önler. Gene önler olduğu için kötü bizim konumuzla ilgili değil. Sanığın devretme etkisi dediğimiz bir netice ortaya çıkar. Bu nedir? Bu inceleme merciğinin, kanun yolunda inceleme merciğinin hüküm makamından farklı bir yere geçmesi demek. Sanığın cezasının ağırlaştırılması yasağı kuralı gündeme gelebilir. Kulaklarımızda en fazla bir isim olarak var olan bu müessese, uygulamada biraz tereddüt ediyoruz. Bir arkadaşım burada görüş açıklamak ister. Ne demek sanığın cezasının ağırlaştırılması yasağı? Buyurun lütfen. Hocam şunu düşünüyorum, yani sanığın cezasını ağırlaştırmasının yasaklanması atıyorum verilmiş, yani bir alt ceza, bir alt yerel mahkemede verilmiş cezadan daha İlk ağır. İlk derece mahkemesince verilen cezadan daha ağır bir ceza verilmiş. Görüşmemesi. Lehe, aleyhe onun hüküm uygulanma yasağı gibi evet. Düşündüm. Yani her koşulda geçerli midir? Her koşulda geçerli olması lazım. Çünkü her koşulda geçerlidir. Farklı düşünen var mı? Hemen arkamdaki arkadaşım. Hakan Maran, Adem Barosu'ndan. Şimdi geçen bir bu şekilde bir davayla karşılaştık. Yargıtay'dan dönen. İnfaz aşamasında aleyhe bozma yasağının uygulanmaması gerektiği yönünde bir karar geldi. 5 aylık ceza 10 ay olarak yükseltilmişti. Yani aleyhe bozma yasağı her durumda uygulanacak bir hüküm şey değil. Değil. Kurum değil. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Arkaya hanımefendinin görüşünü alalım. Feryal Tosun, Niğde Barosu. Aleyhi bozma yasağı sadece temiz sanık tarafından yapılırsa geçerli. Yani her iki taraf da temiz ederse kararı ya da sadece karşı taraf temiz ederse savcı diyebiliriz mesela. Bu durumda geçerli değil. Değil. Sadece sanık tarafından evet. Yapılırsa geçerli. Şimdi açıklamaları birleştiriyoruz. Sanığın cezasının ağırlaştırılması yasağı sevgili Naim arkadaşımın dediği gibi ilk derece mahkemesinin verdiği hükümdeki cezanın kanun yolunda hiçbir şekilde daha yükseğe çıkamaması anlamına geliyor. Kural olarak bu doğru. Ama her koşulda geçerli mi dediğimizde hanımefendinin görüşünü öne çıkarıyorum. Bir düzeltme yapalım orada. Bu sadece hep zaman bu beynimizle dilimiz aynı şeyi ifade ediyor bazen. Sadece sanık başvurduğunda demeyelim ona, sadece sanık lehine kanun yoluna müracaat edilmişse, aleyhe müracaat yoksa, niye? Şunun için, Cumhuriyet Savcısı da sanık lehine kanun yoluna müracaat edebilir. Hatta uçuk bir şey ama söyleyeyim, kanun yoluna müracaatta menfaatin olması gerekir. Bir ana kural budur, bunun dışında sınırlayıcı bir şey yoktur. Peki katılan taraf sanık lehine kanun yoluna giderse ne olacak? Örneğin beyefendi dedi ki şikayetçi, sanık benim hakkımda ceza veririm. Hayır kardeşim ben şikayetçiyim, zari hakkım bu fiil işledi ama mahkeme olarak çok yüksek ceza verdiniz. Benim bu anlayışıma aykırı. Ben bu kadar bu ceza istemem. Müracaat edersen engeli var mı? Tartışmaya değer. Uygulaması yok da. Dolayısıyla sadece sanık kimin yaptığının önemi yok. Kanun yoluna sadece sanık lehine başvuru varsa, aleyhine başvuru yoksa sanığın cezasını yargıçlığı kuralı yasağı işler. Her iki tarafta başvurursa kural işlemez. Niye değerli arkadaşlar? Hukuk bir mantık işi. En başta ne dedi? Kanun yoluna müessesesinin varlığı diye hak arama. İlk derece mahkemesinin verdiği hüküm sonucunda taraflardan memnun olmayanların bir başka merciyle hak araması. Düşünün şimdi tabloyu. A sanık 2 yıl ceza aldı, kanun yoluna başvurdu. Fiili hırsızlıktan hüküm giydi. Müşteki memnun, kanun yoluna gitmedi. Cumhuriyet Savcısı memnun, kanun yoluna gitmedi. Yüksek mahkeme kararı bozdu. Fiil hırsızlık değil, yağmadır. Dedi, bozdu, geri gönderdi. Biliyorsunuz 149 yağma suçu taban cezası 10 yıl. Çok doğru da olsa bu bozma kararı, yeri dönüp de 10 yıl ceza verildiğinde bu sanığa kim inandıracak
bunun hukukun gereği olduğuna. Oysa biz hukukçular da olsak ne düşünürüz sadece biliyor musunuz? Hak aradığım için, hakkımı aradığım için ayrıca cezalandırıldım. Hakkımı aramasaydım 2 yıldır ceza. Hakkımı aradım, cezam 10 yıla çıkarıldı diye düştür. Hukuka güven amaçlanırken küsme daha çok öne çıkar. İşte kanun koyucu bunu öngörerek diyor ki korkusuzca hakkını sonuna kadar ara. Ben sana bir teminat veriyorum. Senin aleyhine de hak arayan yok ise asla ve katiyen ilk hükümde o beğenmediğin cezadan daha fazla cezaya çarptıramayacaksın. Kural bu. Niye karşı tarafta aleyhe kanununa başvursa kural işlemez? O da hak arıyor. Yani şimdi hukuk teraziyi ortadan tutacak. İki tarafa kararken birine özel güvence olmaz. Herkes hak arıyorsa, aleyhi de hak araba varsa hukuk diyor ki sen gitmesen de o gidiyor zaten. O zaman hukuk neyse o işler. Ama sadece neye kanununa iş varsa sana teminatım var. Örnek, verdiğimiz örnekten devam edelim. Sadece sanık beyine kanununa gidildi. Yüksek Mahkeme dedi ki fiil hırsızlık değil yağma. Dosya ilk derece mahkemesine geri geldi. 3 tür davranabilir ilk derece mahkemesi. Geleceğiz biraz sonra. Uyarabilir bozmaya, direnebilir. Benim kararım doğru diyebilir. Ya da kısmen uyup kısmen bozabilir. Uymayabilir. Diyelim ki bu olayda bozmaya uydu. İkinci yargılamayı yaptı. Bozmanın doğru olduğunu karar verdi. Nasıl hüküm verecek? Bu soru bana dersiniz görüş olarak. Yüksek Mahkeme yağma diye bozdu. Geri döndü, bozmaya uyuldu, hüküm verecek. Sadece sanık lehine kanun yoluna müracaat var. Önceki vermiş olduğu hükümden daha ağır bir karar vermeyecek ve evet. Bozma kararı doğrultusunda bir karar verecek. Yani. Çok isabetli, biraz daha çabuk. Suçun vasfı değişebilir. Ceza miktarı değişmeyecek. İlk derece mahkemesi ne diyecek? Sanığın fiili yağma, cezası 10 yıl hapis. Ancak şu anda hüküm kuracağım dosyada ilk verdiğim hüküm sadece sanık beyine kanun yoluna müracaat sonucu bozularak gelip mahkemenin kabul ettiği görüş olduğunda bu olayda sanığın cezasının ağırlaştırılması yasağı kuralı işler. Bu nedenle ilk verdiğim karardaki cezadan fazla ceza veremeyeceğinden sanığın suçu yağma, suçun vasfı doğru, ceza 2 yıl hapis. 10 yıl olmayacak. Sanık aleyhine başvuruya sonuç verebilir. Aynı zamanda bazen yasa yoluna başvurmayanlar da başkanların yararlandığı neticelerden yararlanabilirler. Dedikten sonra böylece genel açıklamaları geçiyoruz. Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temiz. İstinafa girmeyeceğim. İstinafa girersek hem süre nedeni hem sadece soyut anlatacağımız için uygulaması yok. Çalışmamızın kalan süresini itiraz ve temin üzerinde değerlendireceğiz. Subjektif görüşü kimseyi bağlamıyor. İtiraz müessesesi uygulamada avukat, hakim, savcı ve her birliğiyle son derece karıştırılan bir müessese. Hep el ele veriyoruz, işi aşure çorbası yapıyoruz. Maalesef ben böyle düşünüyorum. Hatta bunun pratiklik adına yapıldığını fakat pratiklik adına yapılan müvekkillerimizin belki de aleyhine bulup olduğunu düşünüyorum. Bu genel açıklamadan sonra çok öz söyleyeceğim, altın kurallarını birer cümleyle söyleyeceğim. Bir tanesi aklınızda kalırsa beni hatırlarsınız bir gün böyle bir olayla karşılaştığınız zaman. Yukarıda söylemiştik, itiraz bir kanun yolu, olağan kanun yolu, 2. derece olağan kanun yolu. Yani itiraz üzerine İlk verilen hüküm her yönüyle denetlenir. Yeniden hüküm kurulur. O derece denetimi açık. Eski yasada arkadaşlar itiraz karışıktı çubukta. Acele itiraz vardı, ani itiraz vardı, farklıydı vesaire. CMK bu işi düzeltti. Bir tane itiraz var, 7 günlük süreye tabi. İtiraz müessesesi 7 günlük süreye tabi. Şimdi o altın kuralları sorusunu sorup yanıtını vereceğim. Savcıları sadeleştireceğim. İtiraz müracaat merciği neresidir? Birinci sorumuz bu. İtiraz müracaat merciği itiraz ettiğimiz
kararı veren mercidir. İşte hep bu kızdığım şey yanımda. O işte bunu da var lazım. İtiraz, müracaat, merci hangi karara itiraz ediyorsak o kararı veren mercidir. Müracaat merci. İki, müracaat merci itiraz üzerine ne yapar? Parantez açıyorum. İstisnaklı düşünen varsa bana söylesin. Benim bildiğim kadarıyla ceza hukuku, hatta hukukun genelinde bir taleple müracaat edildiğinde o talep ya kabul edilir ya reddedilir. Genel kural bu değil mi? Ceza da böyledir. İtiraz müessesesinde çok ayrı bir durum var. İtiraz müracaat merciine kanun koyucu itirazı kabul etme hakkını vermiş, onun takdirinde reddetme hakkını vermiş. İtiraz müracaat merciinin itirazı kabul etme hakkı var. Bu ne demektir? A kişi tutuklandı, avukat olarak arkadaşın itiraz etti. Nereye itiraz edecek? Adıyaman 3. Sulh Ceza Yargıçlığı tutuklamıştı. Adıyaman 3. Sulh Ceza Yargıçlığı'na itiraz edecek. Tutuklama kararını veremez. Adıyaman 3. Sulh Ceza Yargıçlığı itirazı yerinde görür ise önceki kararını kaldıracak ortadan, yeni bir hüküm verecek, tutuksuz yargılamaya karar verecek, sadıkta tahil olacak. Ama Adıyaman 3. Sulh Ceza Yargıçlığı arkadaşımın itirazını benimsemezse, hukuka uygun bulmazsa, red hakkı yok. Kanun koyucu hakkı vermemiş. Onun yerine ne vermiş? Bakın kabul haktır. Onun yerine red yerine yükümlülük yüklenmiş. Yükümlülük de biz avukatlar için o merciden onu isteme hakkıdır. Eğer benimsemiyorsam, itirazı yerinde görmüyorsam, 3 gün içerisinde dosyayı üst merciye göndereceksin. Kabul ediyorsan edeceksin. Talebi kabul edebilirsin. Etmiyorsan red hakkın yok. 3 gün içerisinde dosyayı üst merciye göndereceksin. Üçüncü soru, üst merci neresi? Bütün hukukçular tekerleme gibi biliyor. Sulh ceza yargıçlığı kararlarına karşı asliye ceza, asliye ceza yargıçlığı kararlarına karşı ağır ceza, ağır ceza yargıçlığı kararlarına karşı itiraz merci neresi? En yakın ağır ceza mahkemesi. Eğer büyük şehirlerde olduğu gibi birden fazla ağır ceza mahkemesi varsa bir üst numara, bir alt numaranın üst merci. Örneğin Ankara için bir ağır ceza yargıçlığının kararına karşı itiraz merci iki ağır ceza. İkide ikide üç numara sırasıyla en sona geldiğinde en son numaranın üst merci de bir. Tekrar başa dönüyor. Üst merciye gitti. İtiraz benimsendi, tahliye edildi. Benimsenmedi, red hakkı yok, dosyayı üç gün içerisinde üst merciye gönderdi. Üst merciye gidince üst merci genel kural işliyor. Talebi kabul edebilir, reddedebilir. Kendi hukuki anlayışına göre müracaatı kabul ederse itirazı genel tahliye kararı verecek. Örneğimizde önceki kararı ortadan kaldıracak. İtirazı yerinde görmüyor ise reddedecek. Bu kadar net. Hangi kararlara itiraz edilir? Kural olarak değerli meslektaşlarım, hakimlik kararlarına karşı itiraz kanun yolu açıktır. Mahkeme kararlarına karşı itiraz dışındaki kanun yolları, yani istinaf ve tevhiz açıktır. Hukukumuzda tevhid olmadığına göre kuralı şöyle söylersek yanlış olmayacak. Hakimlik kararlarına karşı itiraz kanun yoluna, mahkeme kararlarına karşı tevhiz kanun yoluna gidilir. Kural bu. Ama her zaman olduğu gibi, hukukta birçok yerde olduğu gibi, bu kuralında istisnalar var. Maalesef bunun çok fazla istisnası var. Tahtada gördüğünüz son paragrafa kadar olan her bir müessese, mahkeme kararı olmasına rağmen kuralın istisnası olarak itiraz kanunu yoluna başvurulur.
Oysa kural neydi? Hakimin kararına karşı itiraza gidiliyor. Onun istisnası. Son paragrafta tam tersi, kural olarak hakimin kararı olduğu için itiraz kaldığı yoluna gitmek gerekirken, mahkeme kararı gibi tendis kaldığı yoluna gider. Ama kafa karıştıracak bir durum yok. Şundan dolayı biliyorsunuz, yasada artık madde içerisinde sonunda hangi kanun yoluna başvuracağı açıkça yazmak zorunda ve yazıyor. Bu nedenle uygulamada acaba hangi kanun yoluna gideceğim, itirazlar şundan bir gibi bir tereddüt mahal kalmıyor. İkincisi, çok şey ama söyleyeyim, ben çeyrek yüzyıllık meslek hayatımda çoğuna rastlamadım, siz de belki çoğuna rastlamayacaksınız. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım, geçiyorum. Şimdi bunun değerini göreceğiz arkadaşlar. Bunları söyledik. İtiraz ilk derece müracaat merci ki kararı veren merci kabul etti, değiştirdi. Tutukluydu, tutuksuz yargılamaya karar verdi. Ya da benimsemediği için 3 gün içerisinde üst merciye gönderdi. Üst merci kabul ya da red kararı verdi. Orada bir karar var. Dikkat edin, müracaat merci kabul ederse karar var. Üst merci kabul etse, red etse karar var. Çünkü müracaat mercidir ve takdir. Altın bir kural itirazda. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Artık bu kararlara karşı başvurulabilecek bir olağan kanun yolu yoktur. Ancak ve koşulları var ise olağanüstü kanun yoluna gidilir. Tekrar ediyorum. İtiraz üzerine ceza yargılamasında verilen kararlar kesindir. Bu kararlara karşı başvurulabilecek bir kanun yolu yok. Koşulları varsa olağanüstü kanun yoluna gider. Şunu da karıştırmayın, hemen aklınıza o geliyor. Benim çalıştığım büroda biz her hafta tutukluk kararı kaldırılması için müracaat ediyoruz, itiraz ediyoruz. Nasıl oluyor? Kesin mi? O farklı bir şey. Önlem olarak tutukluk koşullarının artık ortadan kalktığı için tahliye edilmesini istemek teknik anlamda kanun yolu itirazı değil. O değil. Onu her saat isteyebilirsin. Her dakika isteyebilirsin. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Bahsettiğimiz kanun yolu itiraz, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Olağan bir kanun yolu yoktur. Bu karara karşı başvurabilecek. Ancak koşulları varsa olağanüstü kanunlar gittir. Arkadaşlar, bu kural niye altın kural? Bir tane istisnası var çünkü. İkinci bir istisnası yok bu kuralın. Terry Maus'tan gösterdi o. Çok istisnalı bir yeri, değerini anlayalım diye. İtiraz üzerine kararların kesin olduğuna, olağan kanun yolu kalmadığına ilişkin altın kuralın bir tane istisnası var. O istisna nedir? Söyleyeceğim cümleden bir kelimenin yerini değiştirir, çıkarırsanız yanlış sonuca ulaşırsınız. İtiraz üzerine ilk kez verilen tutuklama kararlarına karşı bir kez daha itiraz edilebilir. Tek istisnası. Kural, itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Artık o karara karşı odağın kanun yolu yok. İstisna, itiraz üzerine ilk kez verilen tutuklama kararlarına karşı bir kez daha itiraz edilebilir. Buraya kadar var mı soru? Dosya çalışmasına geçeceğim. Ha, niye aşure yapıyoruz? Yukarıda söyledim ya, uygulamayı size anlatayım. Şimdi buraya kadar söylediklerim kanunun gereği, kanun boyucunun istediği irade. Hangisi? Bir karar var, suç ceza gene oradan gider, suç ceza yargıçlığı verdi. Bunu asli ceza da verebilir. Ağır ceza yargıçlığı da verebilir. Ya verdiğim üzere ağır ceza yargıçlığından da başlayabilir. Farklı bir şey. O, örneğinizde gitmek için. Suç ceza yargıçlığı karar verdi, anlattık. Ne yapmam lazım? Müracaat merci orası. Dilekçemi oraya vermem lazım. Onun değerlendirip kaldırmazsa üst merci. Arkadaşım suç ceza yargıcı, beyefendi asli ceza yargıcı. Şimdi biz avukat olarak diyoruz ki, ya nasıl olsa, herhalde böyle düşünüyoruz, değiştirmez kararını, direkt asliye cezaya veriyoruz müracaat, üst merciye. Avukat olarak ben bir hata yaptım. Asliye ceza yargıcı demiyor ki, bunun müracaat merciği ben değilim arkadaş.
göndereyim dosyayı. Yanlış merceğe müracaat, hakkaniyete nedeni oluyor. Suç cezaya göndereyim demiyor. Belki o da aynı sahiple. Nasıl olsa kabul etmezse bana gelecek diye dosyayı istiyor suç cezada. Asli ceza yargıcı da aynı benim hatama dahil oldu. Suç ceza yargıcı demiyor ki bu itirazdır. Önce bana yapılması lazım. Bir dakika. Niye dosya istiyorsun demiyor. O da gönderiyor dosyayı asliye cezaya. İki hakim de benim yanlışıma katıldı mı? Yetmez. Arkadaşım Cumhuriyet Savcısı'ndan mütalaa istiyor. O da mütalaasını veriyor. O da demiyor ki bir dakika bana mütalaa istediği konuda bir yanlış uygulama var. Sen niye mütalaa istiyorsun? Daha müracaat merciğine gitmemiş dosya. Savcı da katılıyor bu yanlışa. El birliğiyle biz sistemi aşure ediyoruz. Ne fark eder? Bana göre fark eder. Bunun mantığı, bu yanlış uygulamanın mantığı şundan. O kısmı da doğru belki. Genelde tutuklama gibi işlemlere itiraz edildiğinden en çok. Arkadaşım dün dosya önüne gelen vakayı inceledi, dosyayı inceledi. Kendi hukuki bilgisi, tecrübesi, yargıç olarak en doğru inandığı kararı verdi. Tutuklama kararı. Şimdi hanımefendi bugün geldi, müvekkili akşam oldu. Bugün geldi itiraz dekçesini verdi. Arada ne değişti ki? Dün en objektif olarak tutuklama kararını veren yargıç bugün kararını değiştirsin. Kolay kolay değiştirmez kararını. Çünkü dün onu verirken hukuki tecrübesine göre davrandı, adil davrandı. Kolay kolay değişmiyor. Bu kısma itirazım yok. Değişmeyebilir. Ha değişen yok mu var? Bu mantıkla işte bu yanlış devam ediyor. Fakat bir şey geri kalıyor. Şu geri kalıyor. Eğer müracaat merciğine hanımefendi müracaat etseydi, ikinci kez dün hüküm verdi ama bugün bir kez daha dosyayı inceleyecek. İnceleyecek. İstisna da olsa, az da olsa var. Gerçekten hata etmiş olabilir değerlendirme. Onu görecek. Savcısından mütalaa isteyecek, bir hukukçu daha inceleyecek. İnceledi, hayır. Benimsemedi. Üst merciğe gönderdi. Orada aynı şekilde. Biz ne yapıyoruz? Bir yargıcın ve bir savcının incelemesini bertaraf ediyoruz. Hatta öyle olaylar olabilir ki direkt üst merciye müracaat ettiğimiz için reddolmuş ama aslında oraya müracaat etseydik belki kabul olacaktı. Bu nedenle ben ısrarla diyorum ki doğru yerden başlayalım. 3 gün içerisinde zaten gönderecek. Oradan geçsin, oraya gönderesin. Bilmem ne ama mola. Selçuk çok acı. Kaç dakika? 15. Duymuyorum. Evet arkadaşlar, kolaymış. Bir kahve içelim, gelelim. Şunu söyleyeyim, anlatım bitti. Şimdi somut dosya çalışacağız. Biraz daha iyi olacak. Arkadaşlarım gelene kadar gerçekten yaşlar çok genç. İtiraz ve bir şey anlatacağım. Şu meşhur bir uluslararası şeyimiz var biliyorsunuz. Ne derler adına?
sanığımız terörist Mehmet Ali Ağaca. O Türkiye'ye getirildiği zaman infazını tamamlanırken bir süre sonra vekilleri müracaat ettiler mahkemeye. Dediler ki infaz tamamlandı, salıverirsin. Bu talep reddedildi. Bu aşamayı kabul falan bildi. Karara itiraz edildi ve sanık bırakıldı. Kamuoyunda olağanüstü bir ilgi gördü. Hukukçular tartışmaya başladı. Televizyon programları, gazeteler vesaire vesaire vesaire. İtiraz işte infaz eksik. İnfaz tamamlanmadan salıverildi diye. Çok somut örnektir müessese ya, onun için söylüyorum. Ama yapacak bir şey yok. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin. Olağan kanun yolu yok. Ancak olağanüstü kanun yoluyla düzeltilir. Tartışma o kadar alevlendi ki konsensusla hukukçuların görüşü infaz eksik. Ve olağanüstü kanun yolu işledi. Yazılı emirle Adalet Bakanlığı devrinin Adalet Bakanlığı yazılı emir müessesesi böyle. Yazılı emriyle Yargıtay işe el attı. Olağanüstü kanun yoluyla incelendi. Evet, tartışma doğruydu. İnfaz eksikti ve olağanüstü kanun yoluyla verilen tahliye kararı kaldırılarak tekrar cezaevine alınmıştı. Bilmiyorum, çok küçüktünüz belki, olayları hatırlamıyorsunuz. Arkadaşlar, bir trafik kazası benim ofisime ait bir dosya. Zaten işleyeceğimiz ya da işlemeyeceğimiz tüm dosyalar gerçek hayatta, yani sanal duruşma değil. Kanun yollarını tamamen tamamlamış, bitmiş bir dosya. Çok sıradan bir dosyadır ama hep bu dosyaya cevap benim bir hatıram var bu dosyayla ilgili. Tırnak içerisinde. Bizim ofiste ben stajyerlerimi çalıştırırım, şöyle çalıştırırım. Sevdikleri şeyleri öne çıkarırım. Ankara için söylüyorum, sizleri bilmiyorum. Stajyerler cezaevine gitmekten çok hoşlanırlar. İşte şehir dışı duruşmalara, ceza duruşmalarına gitmekten hoşlanırlar. Ben sürekli götürürüm stajyerlerimi. Nereye gitsem yanımda götürürüm. Onlar da buna memnun olurlar. Dava sanık vekiliyiz. Stajyerimiz de meraklı, ilgili gözüken bir stajyer. Şu anda bir Ankara'da bir askeri mahkemede hakim kendisi. Diyarbakır'da askerlik yaparken orada askeri mahkemede çalıştılar. Geldikten sonra müracaatlanmış, müracaat etti. Askeri hakim olarak adamdı. Hakim olarak çalışıyor. Duruşmaya gideceğiz. İşte her zamanki gibi hazırlanın çıkıyoruz diye yüksek sesle şöyle dedim. Ben hazırlandım. Arkadaş ilgilenmedi. Stajyer arkadaşımız. Diğer arkadaşlar. İşte Adliye'ye gider. Çıktık gittik. Vardır bir sebebi. Sormadım da niye gelmedi diye. Akşam kendisini bir görev, sabah ben gelmedim, onu size bildirmek istiyorum. Hayır, geldiğinden değil ki gelmemişsindir. Bir nedeni vardı dedi. Nedir nedeni? Trafik kazasının mağdur bir hanım, 44 yaşında bir hanım. Zaten 40. günde ölüyor. Oğlu arkadaşıymış, çocukluk arkadaşıymış. Bizim büroya başlayınca dosyanın bizim büroda olduğu tesadüf okurken görüyor. Duruşmaya gitseydim dedi yani. Müdahil tarafta arkadaşım olacak. Sanık vekilinin bürosunda çalışmaktan çalıştığımı söyleyemez, izah edemez. Yanlış anlar da onun için gelmedim de. Onun için hep hatırlarım. Olay basit bir olay. Sanık sürücü Atura Güneş Bulvarı'nda arabasıyla giderken gittiği yön oran istikameti yaya F'ye çarpıyor. B hastaneye kaldırılıyor. Hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle müşahede altına alıyor. Söylemiştim, 40 yüz numarada zaten vefat ediyor. Olay sonrası düzenlenen trafik tespit alanında sürücü A2/8 ve yaya B6/8 oranında tutulur gösteriliyor. Olay Cumhuriyet Savcılığından intikali sonucu. Sanığın tutuklanması sistemiyle Cumhuriyet Savcısı sanığı suç ceza yargıçlığından mevcut olarak gönderiyor. Beyaz yerler var, o niye beyaz? Şu nedenle beyaz, bu eski dönemde, eski kanun döneminde yaşanmış bir olay. Araba kullanan arkadaşlarım bilir. Bugün olsa trafik tespit tutanağında 2/8, 6/8 yazmayacak. Ne yazacak? Asli kusurlu ya da tali kusurlu yazacak. Artık 8 üzerinden bir değerlendirme yok. Sadece asli kusurlu, tali kusurlu.
Niye böyle oldu? Gene bu toplumun hukuka karşı duyarlılığıyla ilgili bir konu. Eski kanun döneminde uygulama şuydu. Ceza miktarı değişmedi. Toplumda yanlış bilmiyor. Trafik kazalarında cezalar değişti, arttı falan filan diye. Örneğin bu tür olaylarda ceza miktarı değişmedi. Eski kanun döneminde de ceza 24 ay hapisti. Şimdi de 24 ay hapis. Değişen de uygulaması. Eski kanun döneminde kusuru oranında ceza alır. Yani örneğin bu olayın gerçek kesin hüküm haline gelinceye kadar değişiyor kusur oranı. A 3/8'e çıktı kusuru. Ve eski kanun döneminde olduğu için 24'ü 8'e bölerseniz ne yapar? 3. 3'te kusur 3 kere 3, 9 ay ceza aldı. Eski kanun döneminde uygulama buydu. 8'de 1 kusurluysa 3 ay ceza alıyordu. Ve bundan dolayı da çoğu zaman tutuklu kalmıyordu. Ve gazetelerde her gün bir haber. Trafik kazasında adam öldürmenin cezası 297 lira para. Adam 297 lira para cezasını verdi, kurtuldu. Ya da 20 gün hapsi yaptı, kurtuldu. Kamuoyunun bu hassasiyeti kanun koyucuyla etkiledi. Yeni CMK ile sistem değişti. Ceza miktarı aynı olmasına rağmen şimdi taban ceza 24 ay. Hiçbir koşulda 24 ayın altına kusur azlığı nedeniyle inmiyor. Yukarı çıkabiliyor kusur nedeniyle ama aşağı inmiyor. Ondan dolayı trafik test plaklarında şimdi artık 8 üzerinde bir değerlendirme yok. Sadece asli kusurlu, tali kusurlu şekilde ifade ediliyor. İkinci beyaz yazışımız da gerçek mahkemesini saklamak için. Olay bu. Şimdi olayı bugün yaptığımız çalışmaya göre şekillendirelim. Sulh ceza yargıçlığı, Cumhuriyet Savcısı tutuklansın diye gönderdi ya, sulh ceza yargıçlığı sanık hakkında savcının istediği doğrultusunda tutuklama kararı veriyor. Herkese sırasıyla dönüyor, hemen çok hızlı bir şekilde. Sanık vekili olarak siz bu karara karşı hangi kanun yolunda hangi makama müracaat edersiniz? İtiraz kanun yoluna gidersiniz. Hangi makama? Kararı veren sulh ceza yargıçlığına gidersiniz. Arkadaşım müracaat etti, sulh ceza yargıçlığı hangi kararları verebilir? Efendim? Tutuklandı sadece. Tutuklandı. Siz sanık vekili olarak itiraz ediyorsunuz. İtiraz etti arkadaşlar. Bu tutuklama kararına itiraz ettiler. Sulh ceza yargıcı hangi kararları verebilir? Kabul edip inceleyebilir. Kabul eder, kaldırır önce tutuklama kararını ya da üst merciye gönderir. Katılıyor musunuz? Üst merciye hangi kararları verebilir? Reddedebilir. Diyelim ki aynı böyle cereyan etti. Hakim hanım üst merci olarak itirazı reddetti. Sanık vekili olarak ne yapabilirsiniz bu kadar? Yeniden itiraz edersiniz. Nasıl itiraz? Nereye itiraz edersiniz? Aynı makama. Yeniden aynı makama. Farklı düşünen var mı? Evet. İtiraz üst merciğin verdiği kararlar kesin diye yapabilecek bir şey yok diye. Kesin. Bir orada bir düzeltme yapan üst merciğinin değil, müracaat merciyle kabul edip itirazı önce kararını değiştirseydi o da kesin. Yani itiraz üzerine verilen karar kesin. Gönderme bir karar değil çünkü. Yani kabul etti sulh ceza yargıçlığı, tutukluğu kaldırdı, bitti. Ya da kabul etmedi, benim sebep üst merciye gönderdi, üst merciye kabul kararı verdi ya da red kararı verdi. Katılıyor musun? Israrlı mısın? Israrlı mısın? Evet, görev uyuşmazlığı ya da ne diyelim, müessese uyuşmazlığı çıktı, bir gidermemiz lazım. Burada verilen karar kesin biraz yok. İstisnai burada görebiliriz. Efendim? İstisnai burada görebiliriz. İlk istisna uygulanabilir. Hanımefendi? Karar kesimde istisnai burada uygulayamayız. Çünkü tutuklama, istisna şuydu, ilk kez merci tarafından verilen tutuklama kararına itiraz edildi. Kesindir karar. İlk kez verilmiyor burada. Zaten yapacak bir şey yok. Peki. Aynı olay. Bakalım. Farklı görüşteki arkadaşlarım ne diyecekler? Aynı olay. Cumhuriyet Savcısı tutuklama istediğiyle gönderdi. Cumhuriyet Savcısı tutuklama istediğiyle gönderdiğine
müracaat merciği, karara müracaat merciği, ay affedersiniz yanlış söyledim, geri alıyorum. Suç ceza yargıçlığı istemi aleyhine karar verdi. Dedi ki, olayda sanık daha az kusurludur. Artı işte adresi vesaire sabittir, ekledi. Cumhuriyet Savcısı tutuklama istemini reddetti. Tutuksuz yargılanmaya karar verdi. Bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı kanun yoluna gidebilir mi? Reddettikten sonra işte. Evet. Evet. Gidemez. Gidebilir mi Cumhuriyet Savcısı? Efendim? İtiraz eder. Niye eder itiraz? Çünkü biz yukarıda kanun yoluna, müracaatta kimler kanun yoluna gider dediğimizde ayrım yapmadık. Olayla ilgisi olan herkes. İtiraz eder. Nereye itiraz eder Cumhuriyet Savcısı? Gene kararı verir. Reddeder. Tutuklamasını reddeder. O benimsemezse bu itirazı ne yapar? Suç ceza. İtirazı benimsemezse. Tutuklama istemini reddetti. Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Reddedilir. Edebilir mi suç ceza? Müessese çok karıştı. Daha ilk defa öner. Kafanızı silin. Birinci versiyonda unutun olay. Olay şu. Olay oldu. Soruşturma aşamasının takibinde Cumhuriyet Savcısı mevcutlu olarak tutuklanması istemiyle suç ceza yargıçlığına sanığı gönderdi. Birinci tarafını unutun. Suç ceza yargıçlığı Cumhuriyet Savcısı tutuklama istemini reddetti. Reddetti. Tutuklamadı. Tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Salıverildi. Cumhuriyet Savcısı bu karara itiraz etti. Arkadaşım dedi ki bu itiraz nereye yapılır dedim. Aynı mahkemeye yaptır. Suç ceza yargıçlığında yaptır dedi. İkinci soru. Suç ceza yargıçlığı bu itirazı benimsemezse ne olur? Evet. Bir üst mahkeme. Bir üst mahkeme neresi Cumhuriyet? Suç ceza. Asliye ceza yargıçlığı hangi kararları verebilir? Kabul eder ya da reddeder. Peki. Cumhuriyet Savcısının itirazını suç ceza benimsemedi, asliye cezaya gönderdi. Asliye ceza hakim arkadaşımız. İncelendi, benimsedi, suç cezası tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı, tutuklama kararı verdi sanık hakkında. Şimdi sorum şu, sanık vekili olarak itiraz üzerine verilen bir karar var. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Hiç konuşmayan bir arkadaşım. Sizi tanıyalım bizim. Selçuk yetiş, performans düşüklüğü var, bak ha. Hiç affetmem. Sevdiğim gibi dövmesin derim. Bunlar geçmiyor değil mi kaydı? Diyarbakır Marosu Osman Cingöz. Pardon duymadım. Diyarbakır Marosu Osman Cingöz. Evet. Vekili olarak yani müdafi olarak hani itiraz ederiz hani merce, sulh meclisine kararın kaldırılmasını yani yeniden. Tekrar isteyebilirsin. Tekrar isteyebilirsin. Öyle mi? Neden? İtirazlarına verilen kararı önceki kararı hayır, üst mahkeme bozdu artık kararı. Değilen bir kararı. Anlayamadım. Üst mahkeme. Asliye hukuk bozdu kararı. Asliye ceza. O yüzden tekrar aynı asliye suluka itiraz edip işte müvekkilin tutuklamasını kaldırmasını. Olay şu, tekrar ediyorum. Suç ceza savcının ilk tutuklamayla gönderdiği kararını benimsemedi. Tutuksuz yargılanmaya karar verdi. Savcı bunun üzerine itiraz etti. Suç ceza yargıçlığı itirazı benimsemedi. Biliyorsunuz usul gereği 3 gün içerisinde dosyayı üst belge olan asliye cezaya gönderdi. Asliye ceza savcının itirazını yerinde gördü. Tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı, tutuklama kararı verdi. Siz de müdafi olarak itiraz üzerine verilen bir karar var ortada. Bu karara karşı yapabileceğiniz bir şey var mı? Bu kararlara itiraz edebiliriz. Niye? İtiraz üzerine verilen kararlar kesin değil mi? İlk kez. Orada bir ilk kez yani aslında ilk daha yani her itiraz ayrı bu sefer asliye ceza itiraz edeceğiz. Diyorsunuz. Siz bir şey diyor musunuz? Kural olarak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir ama bunun bir istisnası vardı. İtiraz mercinde verilen ilk kez verilen tutuklama kararlarına karşı yeniden itiraz edilebilir. Dolayısıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği itiraz kararına karşı yeniden itiraz edebiliriz.
Evet. İtiraz edebilir ama buradaki itiraz o değil. Normal tutuklama kararına karşı yani sürekli üst üste de 3-4 dakikada sürekli tutuklama kararına itiraz edebiliriz. Yalnız buradaki bu itiraz olarak değil. O farklı bir şey. Biz buradaki itirazdan bahsediyoruz. Kanun yolu itirazından bahsediyoruz. Neyin ismi efendim? Harun Aylıç'ta. Harun arkadaşımızın söylediğini duydunuz. Harun diyor ki kural olarak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Olağan bir kanun yolu yoktur. Ama burada bir özellik var. O kuralın da bir istisnası vardı. O istisna da neydi? Tutuklama kararı itiraz üzerine verilmişse bu karara karşı bir kez daha itiraz edilebilir. İstisna vardı. Şimdi bir önceki versiyonunda baktığımızda olayın tutuklama istemiyle sevk edildi, tutuklandı. Bu karara karşı itiraz ettiniz, kabul ya da red. Bitti. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin. İstemeyi tutuklandı. Normal tutuklama. İkinci versiyonda başta tutuklama yok, itiraz neticesinde tutuklandı. İşte istisna bu. İtiraz üzerine bir kez daha. Anladık mı? Evet, evet. Tam bu noktada bu duruma ilişkin bir soru soracaktım aslında. Çok öyle, hani konumuz da buraya doğru gelmişken soruyu yani benim kafamda oturtamadığım bir durum vardı. Uygulamada da bir kez karşılaştım aslında. Şimdi soruşturma evresinden bahsediyorum. Soruşturma evresinde yetkili merci savcılıktır. Evet. Savcılık mesela tutuklama tutuklama işlemiyle mahkeme gönderildi. Mahkeme evet. Tutuklama dışında bir karar verdi. Ya da tutuklama işlemi olmadı. Mahkeme hani orada mahkeme sanki savcılığın yetkisini gasp etmiş.